Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda basit görünen ama çok tehlikeli olan bir yere temas edeceğim. Farklı oyuncak özdeş kutu soru modeli. Bunların özdeş oyuncak farklı kutu bir gruba iki tane, bir gruba bir tane ya da bir gruba iki tane diğer grubu da iki tane. Grupların isimleri yoksa ne olur, isimleri varsa ne olur şeklinde soru modellerine ayrıca iki videoda dağılım problemleri ve özdeşinesine problemleri diye anlattım. Çoğu soruyu oraya havale edeyim. İçlerinden ince bir noktayı buraya e, çözeyim. Sonra diğerlerini isterseniz oradan izlersiniz. Bence isterseniz değil kesin izlemelisiniz çünkü en çok kafa karıştıran yerler açıkçası. Şimdi göstereyim size Kutular özdeş olduğunda arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. Kutuların içine aynı sayıda eleman mı koyuyorum, farklı sayıda eleman mı koyuyorum? Eğer farklı sayıda eleman koyuyorsanız bir sıkıntı yok. Eğer aynı sayıda eleman koyarsanız orada bölme işlemi yapmanız lazım. Gösteriyorum bakın. 1 4 elemandan 4'ünü de sadece bir kutuya gönderirim. Bu bir durum oluşur. Hangi kutuya gönderdiğimin önemi yok çünkü bu kutular özdeş kutu olduğu için arkadaşlar her şeylere aynı. İster bu kutuya, ister bu kutuya, ister bu kutuya böl hiç fark etmez. Eğer böyle olmasaydı, bu kutular farklı olsaydı 4'ün 4'lüsü çarpı 3 derdik. Hangi kutuya koyacağım belli olmadığı için ve önemli olduğu için. Dolayısıyla burada kutular özdeş bırakıyorum böyle. İkinci durum 3 tane oyuncağı bir kutuya bir tane oyuncağı diğer kutuya. Burada arkadaşlar eleman sayıları farklı bakın. Bir kutuya 3 tane gelmiş, bir kutuya 1 tane gelmiş. O yüzden böyle bırakıyoruz. Ne çarpıyoruz, ne bölüyoruz. Bunun aynı zamanda sorusu şudur. 4 kişi var. 3 ve 1 kişilik 2 gruba ayıracağız. Bu şekilde isimsiz gruplara ayırırsak veya buradaki gibi özdeş kutulara bölersek Aynen böyle bırakıyoruz. Hiçbir şeyle ne çarpıyoruz ne bölüyoruz. Sonuçta bunlar özdeş kutu. Hangi kutuya gittiğinin önemi yok. Üçüncü durum arkadaşlar. Bir kutuya iki tane. Diğer kutuya da iki tane deriz. İşte burada iki faktöriyele böleceğiz. Niye biliyor musunuz? Bu kutuların her şeyleri aynı. X, X kutusu olsun. Sen A, B X kutusuna gönderdin. C, D X kutusuna gönderdin. Cümlemi takip et şimdi. A, B X kutusuna gönderdin. CD'yi X kutusuna gönderdin. E bu kutular zaten her şeyleriyle özdeş. Bunların yer değiştirmesi saçma olur aralarında. O yüzden iki faktöriyele bölüyoruz eleman sayısı aynıysa. Sonra arkadaşlar şu durum. 4 oyuncağı 2 grup halinde şey, ikili grup halinde bir kutuya. Sonra kalan 2 oyuncağı 1 kişilik, 1 oyuncaklık olarak bir kutuya ve son oyuncağı da bir kutuya. Yani bir kutuya iki tane, bir kutuya bir tane, bir kutuya bir tane şeklinde. Yine iki faktöriyele böleceğim. Neden? Şuradaki birer taneyi göstereyim bakın. A oyuncağı X kutusuna, B oyuncağı X kutusuna. A oyuncağı B şey B oyuncağı yine X kutusuna ve A oyuncağı yine X kutusuna. Yine bakın burası anlamsız oldu gördüğünüz gibi. Yer değiştirmeleri anlamsız çünkü kutular özdeş. O yüzden eleman sayıları aynı olduğunda bu şekilde 2 faktöriyel'e bölüyoruz gördüğünüz gibi. Bakalım cevabını artık buradan. 4'ün 4'lüsü 1 dedik. 4'ün 3'lüsü 4 diyeceğiz. 5 oldu. 4'ün ikilisi 6. 2'ye böleceğiz. 3 buradan geldi. 6 çarpı 2 bölü 2'den buradan da 6 oldu. 6, 3 daha 9. 5 daha 14 tane durum varmış arkadaşlar bu soruda. Bu şekilde eleman sayıları aynı olduğunda bölmeyi unutmuyoruz önemli bir soru modelidir, kafa karıştırıcıdır. Belki şimdi bile kafanız karışmış olabilir. Biraz orayı aydınlatmak için dediğim ayeti oynatma listesindeki özleşmesine ve farklı dağılımları gidebilirsiniz arkadaşlar. Diğer sorularda görüşürüz.